Arkadaşlar merhaba, bugün 16 Nisan 2023 Pazar günü Adana'dayız. Adana'da bugün akşam yarışları var. İstanbul yarışlarına ait videomuzda yayında şu anda bir premium üyelere ait. Adana yarışlarımız açık yayın arkadaşlar. Hemen Adana ile ilgili görüşlerimize geçeceğiz. 9 koşulu programını değerlendireceğiz. Daha doğrusu değerlendirdik, size aktaracağız. 2 tane kum, 7 tane çim pist koşusu gözüküyor. 1. koşu 17-15'te. 1. altının ilk ayağı şartlı 4 bir mücadeleyle başlıyor dişi. 4 ve yukarı yaşlıyor ve 1300 metreye çıkacaklar. Şimdi burada Çelik grubundan Mehmet Sağ Çelik ve Müslüm Çelik burada kaldı. İstanbul'da Ahmet Çelik tabii iyi atlara biniyor bugün. Yani orada ilginç atlara biniyor. O İstanbul'a geçti ama burada Müslüm Çelik ve Mehmet Sağ Çelik asılacaktır koşulara. Ama üçünün olmadığı günün performansını da biz izleyeceğiz. Yani üçü bir arada idiler. Adana'da da büyük yaptırımları var arkadaşlar. Tabii kankileriyle beraber. Evet. Burada bugünün ilk ayağının Lega Lady Müslüm Çelik'le banko atmayı düşünüyoruz biz. Bu Safkan bu grupta bulduğu bu şansı değerlendirecektir. Ve güne biz banko ile başlıyoruz. Aksi takdirde rakipleri belli zaten. 3 numaralı Serveyron, Emrah Sincan, 5 numaralı Forlorn, Mert Ali Solmaz, 6 numaralı Roberto Mia, Mehmet Sağ Çelik rakip konumunda. Kübra Hanım'dan da çok güzel bir koşu geldi. Onu söylemiştik zaten, Kübra Hanım'ı belirtmiştik. O gün geldi. Bizim de yüzümüzü kara çıkartmadı. Evet, ikinci koşu şartlı bir. 2 yaşlı İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. Burada 1 numaralı Arzun Barış, Müslüm Çelik'le. 8 numaralı Sweet Valentine, Mehmet Sağ Çelik. 7 numaralı Miracle, Mehmet Ak Yavuz. Ve 9 numaralı Which Is Beautiful, Mert Ali Solmaz. 1, 8, 7, 9 diyoruz buraya. Yani burada tabi AGF oranlarına göre varsa bir eksik gedik yama yaparsınız siz, ilave edersiniz. Ama çıkartmanızı pek tavsiye etmiyorum o 4 atı. 4 atıdan bir tanesini, herhangi birisini. 3. koşu şartlı 5. Evet, burada 7'li plasenin başlangıç ayağındayız, 3. koşudayız. Evet, burası arkadaşlar normal şartlar altında 7 numaralı Taştepe Müslüm Çelik ve 6 numaralı Kaşemimkar arasında bir mücadele izleyeceğiz görüntü itibariyle. Burada bu iki tane safkanın dışında 3 numaralı her daim Mehmet Akyavuz'la, 2 numaralı Cihan'a Bedel Ferit Yardımcı'yla ve 1 numaralı Zerefşan Mehmet Nuri Sunkar'la aprantisi girebilirler yani ilk sıraları teşkil edebilir bu safkan. 7-6 ön planda 3-2 ve 1 arkadaşlar arka planda. Yani şöyle söyleyeyim, aslında normal şartlar altında biz 3-2 ve 1'den birisinin gelmesini pek ihtimal vermiyoruz, bunu net söylüyorum. Burada 6 ve 7 diyoruz. Hatta benim burada atım her ne kadar düşük bir handikap puanı olsa da 5 numaralı Uğurlardan çok ters bir koşu gelebilir. Eğer bu atlara kalırsa o iş. Yani burada 1, 2 ve 3'e kalırsa ona bakarsanız 5'in yazılması lazım. 4. koşu şartlı 19. 4 yaşlı Araplar 1800 metreye çıkacaklar. 2. altılık ayağının başlangıç ayağındayız. Evet, burada kalite düzeyi, performans düzeyi düşük olan 4 yaşlı Arap atlarını izliyoruz. Burada hepsi 4 yaşında. Evet, burada 1 numaralı Haberkan Fırtınası, Nizamettin Demir'le alternatif banko. Biz bu atı banko yapar mıyız onu düşünmemiz gerekecek. Burada nitekim Nizamettin Demir de Adana pistine çok aşina. Bu birinci özellik. İkinci özellik de bu ata aşina. Yani son 4 koşuyu Nizamettin Demir bu atla yaptı ve tabeladan aşağı inmedi. 11 Mart 3. 19 Mart 4. 1 Nisan 3. 8 Nisan 2. Yani 7 gün aralarıyla falan gidiyoruz böyle ama burada da biz bu atın artık birincilik yaşayacağına inanıyoruz. 1 numara Haberkan Fırtınası alternatif banko. Bu kadar anlattıktan sonra rakipleri kimler? 3 numaralı Köylü Efem Halef Katı, 8 numaralı Al Kehribar Ercan Çankaya,
10 numaralı Azra Hatun Mehmet Nuri Sumkar ve 6 numaralı Yelkenci Mehmet Sağ Çelik. Burada Müslüm Çelik'i göremiyoruz. Gözlerimiz onu aradı ama bulamıyor. Evet, burası 1 Acayip Banko 3, 8, 10 ve 6 dedik. Tabi burada AGF oranlarının değişimine göre de, çünkü akşam yarışı bunlar. Akşama bir yıl var. Bakın daha 7 de saat. Saat 4'ten 5'ten itibaren kıpırdı açmaya başlar buradaki AGF oranları. Ona göre de sizler de bu kıpırdayan AGF oranlarını gerekli hassasiyeti gösterirsiniz. Hakkını verirsiniz kıpırdayana. Evet, handikap 16, 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 1900 metre çıkacaklar. 12 tane safkan var. Şimdi burası 1 numaralı Present Top City Mehmet Nuri Sümkar'la bize göre çok şanslı. Bu safkanın şu son frekans, 5 son 5 frekans koşu frekansı inanılmaz güzel. Victor Gallop temsilcisi bir de. Ve Adana'yı da çok sevmiş safkan, yani gördüğümüz kadarıyla. Geçen sene Aralık ayından beri Adana'da koşuyor ve daha henüz dördüncülüğü yok safkanın. Bir yedinciliği var, özür dilerim. İkinci kez koştu Adana'da koşuda. Mert Ali Solmaz'da bir yedinci gelmiş. Ondan sonra devamlı muazzam bir frekans yakalamış. Devam ettireceğini düşünüyoruz. Yalnız Mehmet Nuri Sümkar ıslak pistte kazanmıştı handikap 14'te. Bu safkanı tanıyor. Müslüm Çelik ne hikmetse binmemiş. Son Nasiyente'ye binmiş. 1 numarayı bu kadar anlattıktan sonra 12 numara diyoruz. Speed Blue, Mehmet Sağ Çelik. 7 numara diyoruz. El Profesör Nizamettin Demir. Ki bizim tuttuğumuz bir safkan bu. 6 numaralı Son Nasiyente Müslüm Çelik. 4 numaralı Lions Rose, Emrah Sincan. Evet, burada bu safkanlar 1, 12, 7, 6 ve 4 ön planda olan safkanlar. Tabii ki bir iki tane daha safkan var düşündüğümüz. Bunlardan bir tanesi 10 numara ve arkadaşlar 2 numara Alator, 2 numara Furkan Çetin ve 10 numara Flying Wing Mücahit Bayır'la da çok ters bir kuş çıkartabilirler. Çok dikkat, birisi Alator'u bu 3. kulvardan çıkıyor ama Flying Wing 10. kulvardan çıkıyor. Bilemiyorum burada nasıl bir 1900 metre, zaten çok da böyle kısa mesafe değil. Bakalım nasıl bir performans gösterecekler. Bizim bu atları kesinlikle yani 1, 12, 7, 6 ve 4 yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Diğer iki tane safkanı da siz bilirsiniz. Hala o koşuyu konuşuyorum şu anda. 10 numara ve 2 numara. Evet. 6. koşuya geçtik. Altıl Gaya'nın son ayağı. 1. altının. Handikap 15. 3 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada 1 numaralı Saburhan'ı banko atacağız. 1 numaralı Saburhan artık burada vakti saati geldi. Bu safkanın üzerinde tecrübeli jockey Mehmet Akyavuz da var. 1200 metre, 60,5 kilo, çok büyük bir handikap değil onun için. Hani buradaki atlar arasında yani birebir fark var. Populist yalnız çok iyi bir safkan. Koşu bırakmak istemeyebilir. Müslüm Çelik'le burada yine Geloglim iyi bir safkan. Pipeline iyi bir safkan. Trondheim arkadaşlar 2 numara. Esas benim korkum burada 2 numara. Açıkça söyleyeyim Trondheim. Bu safkan Victor Gallop temsilcisi Ayşin Sultan'dan gelme. Fakat şu ana kadar hep Harun Kılıç Arslan bindi. Ercan Çankaya falan bindi. Şimdi ilk kez arka planda bir jockey biniyor. Vedat Demir biniyor. Bakalım nasıl bir performans gösterecekti. Ya bilhassa bilinirler, dikkat çekmesin, yazılmasın diye, ya da bilemiyorum ama biz burada bir numarayı banko atacağız şimdilik. Eğer bankomuz değişir mi değişmez mi, bunu son dakika şablonlarında karar vereceğiz. Bu atla ilgili. Evet, 7. koşu. Handikap 15, 4 ve yukarı yaşlı Araplar 1300 metreye çıkacaklar. Burada arkadaşlar 3 numaralı Kızım Tüylü ön planda. 159 gün aradan sonra çıkıyor ön plana ama ne olsa olsun bize göre zaten Adana'nın atı sayılır. Ankara ve Adana yaptı. Tekrar yeni sezona giriyor. Üzerine Mert Gökalp Aslan'ı bindirmiş. Zaten çalıştıran da o. Nisan ayında da hep Mert Gökalp Aslan çalıştırmış. Safkan'ı biliyor. Çalışmaları yukarı doğru gitmiş. Yani gayet iyi.
Bu Sapkan arkasında 2 numaralı Bertan, Mehmet Saat Çelik. 4 numaralı Galata Kulesi Mehmet Nuri Sümkar ve 5 numaralı Darlöy Serkan Yıldız. 3, 2, 4 ve 5 diyoruz buraya. Arkadaşlar yeri olanlar için 2 tane daha at vereceğim. Bunları ister yazarsınız, ister yazmazsınız ama bence yeri olanlar mutlaka değerlendirsin. 6 numaralı Basket ve 7 numaralı Ağaca Bey. Bu safkanların da burada geliri var. Sinanlı daha sonra Bilgin Yavrusu zorlanabilir arkadaşlar. Sinanlı. Yani biçimde şartlı 4'te geçen sene bir ikinciliği var Serkan Yıldız'la. Yani dilenler onda yer olanlar yazabilir tabii ki. Evet. 8. kuş şartlı bir. İki yaşlı İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada 2 numaralı Doktor Samet. Alternatif Banko. Ha, ben bunu özel kuponumda, yani kendi kuponumda manko atma ihtimalim var. Bu safkan gayet güzel bir çalışma şekli göstermiş. Evet, 58 kiloyla 26,5 25,4'ler falan iyi şeyler yapmış yani. Evet, bu safkanın arkasından 6 numaralı Biko Ercan Çankaya ve 5 numaralı Koca Umar Mert Ali Sonmaz'da da devreye girebilir arkadaşlar. Burası dediğim gibi Mehmet Saat Çelik yok burada. Bu atın kazanma ihtimali çok yüksek. 2 alternatif banko 6 ve 5. Son ayakta bir tane daha alternatif bankomuz var şimdi. O 9. koşuda. Banko yapabilir miyiz? Bakacağız ona da şartlı. 3, 4 yukarı Araplar ve 1400 metreye çıkacaklar kum pistte. Arkadaşlar burada da Mr. Ferit yardımcı gelmiş buraya. Mucit Tay. 4 numaralı Mucit Tay. Alternatif banko. Burada pek kıpırdaşamazlar. Bu safkan kaliteli bir safkan. Adana'da genelde Ahmet Çelik ve Ferit Yardımcı biniyor bu safkana. Şimdi Ahmet Çelik yok, Ferit Yardımcı'ya bindirmişler buraya. Ve burada da Müslüm Çelik yok. Mehmet Saat Çelik var baba hakkıyla. Muhtemelen o da şey arkadan gelecektir, kontrol edecektir. O at geliyor mu gelmiyor mu diye. Burası 4. Alternatif Banko 3 numara Palas Ali Serkan Yıldız. 5 numaralı Göl Alan Kadir Demirel. 6 numaralı Baba Hakkı arkadaşlar Mehmet Saat Çelik ve 8 numaralı Sabır Bey. Burada Mehmet Akyavuz. Evet. Burası arkadaşlar muhtemelen kazanacaktır bu Mucit'te. Onu söyleyeyim size. 4, 3, 5, 6 ve 8. Eğer risk almak istiyorsanız Mucit'tayla alabilirsiniz. 1400 metre 62 kilo 61 kilo pardon. Çok fazla etkileyeceğini düşünmüyorum ben. Evet. Bakacağız. Bu da Güven Ağ da iyi bir safkan. Açıkça söylemek gerekirse. O listemize 4 alternatif banko 3, 5, 6, 8 ve 2 numaralı safkanlar olarak ekleyelim. Evet, böylece Adana ile ilgili görüşlerimizin sonuna geldik arkadaşlar. İstanbul'la ilgili 10 koşunun ilgili değerlendirmemiz videomuz yayında. Orada da 3 tane bankomuz, 2 tane alternatif bankomuz var. Yani 10 koşunun 5'inde bankodan bahsediyoruz. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar diliyorum ben. Bol şanslar. Hoşça kalın.